Brokoli Canavarı'ndan herkese merhaba Can arkadaşlar. Bugün Diablo 4 oynuyoruz. Diablo 4'te biraz oyunun skill'lerimi size sunacağım arkadaşlar. Oynayacağız. O oyun içerisinde sonra bu buz build'ini, bu skill'leri nasıl yaptığımı sizlere göstereceğim arkadaşlar. Evet. Şimdi saniye yani buralar sizle alakası yok. Buralar ileriki videolarda gelecek arkadaşlar. Saniye. Tamam. Evet, şimdi haritaya gelelim. Buraya gidelim. Not while I'm in town. Hızlı hızlı gidelim arkadaşlar. I need time to do that. Bakın bura güzel. Evet aldık onu. I lack the needed mana. Ben şu an sezonda değilim. Onu da söyleyeyim. I'm out of mana. I'm not ready yet. I lack the needed mana. Ateşle yakıyoruz. Bakın görüyorsunuz tık 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 tık. Bir de dünya kademem fullde arkadaşlar. En zorda. I'm low on precious mana. Bu ne? Hadi toplayalım bunları. Gel 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 gel. Safra itili. Geliyorsunuz, boss geldi. Boss gelmesine rağmen hiç zorlanmadık. Çok da rahat tık 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 kesiyoruz.
lack the needed mana. I'm low on precious mana. Bu zırhlılar her yerde böyle. Evet, ilk zirve zindanının seferini tamamlandıktan sonra ikinci dünya kademesi aktif oluyor arkadaşlar. Niye konuşamadık orada? Sıkıştık bir dakika. Hep şuralara takılıyorum, sinir etti. Kendimizi buzla korumaya aldık arkadaşlar. Şu ikiyi gördünüz. Bura temiz. Manamız bitti. Evet. Yüzük geldi. Kötü.
bu arada. Burayı güzel temizledik. I lack the needed mana. Görüyorsunuz skilleri gerçekten güzel. Burası kalmış. Bende şöyle bir şey var arkadaşlar. Temizlemeden çıkmıyorum. Hızlı hızlı çıkalım. Biz de donduk mu ya? İyiydi bu arada. Abi bırakın da girelim ya. Kapı kapalı mı? Zor bu arada, bura biraz zorlaşmaya başladı. Ama
Hiçbir sıkıntı olmaz. Vuruyorsun. Çat 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 çat. Eşek ya. I'm out of mana. Manam bitti yoksa alırdım ipinizi. Oh my god. Evet, onu da aldık. Animus az kaldı. Merhaba. Öl artık. Öl artık pislik adam. Hadi. I need more time. Maram bitti ama bir dakika. Oo, Miğfer. Evet arkadaşlar, zindan tamamlandı. Kayıp kale zindanı. Şimdi buradan çıkacağız. Burada bir ışınlanarak çıktık. Yürüyemem o kadar yolu. I am the only merchant with jewels like these. Bunları demirciye verelim arkadaşlar, kıralım.
Böyle de kırıyorsunuz. Don't ruin all that work. Evet. Hiç uğraşmayalım arkadaşlar. Neden bunda böyle bir işaret yanıyor, onu çözemedim. Yere mi attık biz onları? Nereye gitti? Ha, oraya koymak için. Tamam. Da bunu size göstereyim. Sonra build nasıl bir build yapılacağını anlatacağım size. I need time to do that. Hızlıca sığınağı bitirelim. Merhaba. Abi sen ölmüyorsun. I'm out of mana. Abi dur, ayıp ama bak. Kafama vurup duruyor. Oo, o ne lan?
Arkadaşlar zor. Geber pislik. Out of mana more time again. Lan. Lan dur. Arkadaşlar bu zor. Sayın beyefendi. I need more time. I'm not ready yet. Dur pislik. Abi iyi vuruyor. Dur. Dur. Ama olmaz bak. I need time to. Oh! Ama beyefendi, sayın beyefendi, bir saniye. Ama öldürün. Oh. Öl artık. Oo.
Arkadaşlar bu nedir ya? Bu nedir ya? Çıkalım lütfen. Anam ağladı ya. Bu nasıl bir boss'tur ya? Ses olmayan bir yere gidelim. Evet, burası çok sessiz. Evet arkadaşlar. Şimdi sizlere not aldım burada bu arada notlarım. Çalışıyoruz arkadaşlar, sizler için çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Şimdi bu build'imizi benim dediğim gibi yaparsanız burada gördüğünüz ne kadar güzel değil mi? Tank gibi hiç ölmüyoruz. Yani bakın o normalde seviyem yüksek olsa bile, seviyesi yüksek olan kişiler bile yatabiliyor boss arkadaşlar. Şimdi bu skill tree'lere bakalım arkadaşlar. Yani build'lerimize bakalım. Ateş okuyla başlayacağız arkadaşlar. Burada gördüğünüz ateş okunu bir tane veriyoruz. Burayı geçebilmek için vermemiz lazım. Ama siz isterseniz arkadaşlar buz build'ine de, buz okuna da verebilirsiniz. İsterseniz ateş build'ine de verebilirsiniz. Bekleteceğim bir saniye. Arkadaşlar buz okunun mana üretmesini ve ateş okunun mana üretmesini dikkat edin arkadaşlar. Ateş oku mana üretmiyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Eğer buz okunu alırsanız arkadaşlar, burada gördüğünüz build'i alırsanız NPC'ler üzerinde soğutma etkisi yaratıyor. Eğer ateş build'ini alırsanız, ateş okunu alırsanız arkadaşlar da NPC'leri yakıyor. Ben bunu tavsiye ediyorum. Burada gördüğünüz. Sonra geliyorsunuz. Buradaki geliştirilmiş ateş okuna veriyorsunuz. Bir de buradaki bununla titreşen ateş okuna veriyorsunuz. Buradaki geliştirilmiş ateş oku da ateş okunu yanan düşmanları delip geçiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz hep yanma etkisi yaratıyor oklarda. Sonra titreşen ateş okunu da veriyorsunuz. Titreşen ateş oku da her düşmana vurduğunuzda arkadaşlar 2 mana üretiyor. Mana çok önemli Diablo'da. Sonra buraya geliyorsunuz. Çekirdek yeteneklerinin güçlü saldırılar kısmına arkadaşlar. Burada en önemli olan kısım buradaki buz parçaları arkadaşlar. Buz parçalarına 5 tane veriyorsunuz. Benim 7 tane gözüktüğüne bakmayın arkadaşlar. Bu aldığım itemlerden 2 tane buz build'ine vermiş arkadaşlar. 7 olmuş. Sonra geliyorsunuz geliştirilmiş buz parçalarından ne veriyorsunuz? Bir de yıkıcı buz parçalarına veriyorsunuz. Geliştirilmiş buz parçalarında buz parçaları %40 ihtimalle başka düşmana sekiyor arkadaşlar. Buz parçaları dolmuş düşmanı her zaman seker arkadaşlar. Bunu kesin bir şey. Her zaman sekiyor. Donmuş düşmanlar hareket edemiyor ve saldıramıyorlar. Düşmanlar teker teker soğutma uygulanır, dondurulabiliyor burada. Burada da yıkıcı buz parçalarında da savunmasız düşmanlara %100 artırılmış hasar alıyor arkadaşlar. Tek kullanımda 5 buz parçasıyla bir düşmana vurmak kaidesiyle düşmanı 2 saniyeli savunmasız hale getiriyor arkadaşlar. Sadece bir tane yükseltme ile seçebiliyorsunuz bunu. Geliyorsunuz aşağıda. Bir dakika. Arkadaşlar burası çok önemli. Neresi çok önemli? Evet, burada bunlara verdik, bunu söyledik. Geliyoruz arkadaşlar savunma yeteneklerinde. Savunma yeteneklerinde burada puan vermiyoruz.
Burada şuna burada ateşe verebilirsiniz. Alev kalkanına verebilirsiniz arkadaşlar. Ama ben çok önermiyorum. Çünkü bu build'de yetenek ağacı puanı bizde mevcut puan burada gördüğünüz çok önemli. Bunları gıdı gıdına kullanmamız lazım. Sonra bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar burada ışınlanmaya bir tane veriyoruz. Buradakilere hiçbir şey vermiyoruz. Çünkü yani buradaki build'in de şeyini okuyalım size. Bekleme süresi 15 saniye. Özelliğini okuyalım. Şimşeğe dönüşerek dondurulmaz ol ve hedef konumuna giderek varlığından etrafına 1079 hasar ver diyor arkadaşlar. 17 saniyeyle bekleme süresi bulunan kısa menzilli ışınlan ile değiştirilir diyor arkadaşlar. Buna vermenizi öneriyorum. Değişmez kuralımız. Bunlara vermeyin arkadaşlar. Geliyorsunuz. Burada bu zırha veriyoruz arkadaşlar. Bu sırrını geliştirmek için iki tane veriyoruz arkadaşlar. Muhtemelen benim itemlerimdeki bu itlerden itemlerin özelliklerinden bir tane buz parçası buz zırhına gelmiş. Sonra geliyorsunuz geliştirilmiş buz parçasına veriyorsunuz arkadaşlar. Burada bu sırrı etkinken mana yenilemen %25 artıyor arkadaşlar. Sonra ışıltılı buz zırhına da bu sırrı etkinken bize vuran düşmanlar %15 ihtimal 3 saniyeliğine donuyor arkadaşlar. Sadece bir tane yükseltme seçebiliyoruz burada. Bunlara vermiyoruz. Ya pardon, veriyoruz, özür dilerim. Buz novasına veriyoruz. Burada en önemli olan da buz novası arkadaşlar. Bir saniye. Bir de arkadaşlar bu sırrı aktifken arkadaşlar bize %15 ihtimalle vuruyor. Bunu söylemiştik zaten. Burada arkadaşlar itemleri size göstereceğim. Bir tane eşsiz pantolon bulmanız gerekiyor. İtemlerdeki bu itleri bu buz zırhında size farklı bir özellik veriyor arkadaşlar. Burada da en önemli olan da buz navası arkadaşlar. Bu olmazsa olmaz bu itlerimizden burada. Bekleme süresi 17,76 saniye. Bir buz sağanağı fırlatarak etrafındaki düşmanları 3 saniyeliğe donuyor arkadaşlar. Bunu yaptık, gördünüz zaten. Donuyor düşmanlar. Zaten sıktığımız zaman oktan hepsi o donanların hepsine hasar veriyor. Buz navası dondurulduğu düşmanları öldürerek bekleme süresini kullanım başına 1 saniyeliğine azaltıyor. Bekleme süresi azaltmasının en fazla 4 saniye olabiliyor arkadaşlar. Buz navası düşmanları 4 saniyeliğine savunmasız hale getiriyor. Eğer bu patronlara karşı da 6 saniye artabiliyor arkadaşlar. Şanslı vuruşta büyüleme efektinde de şanslı vuruşta büyü yeteneklerini düşmanlar vururken en fazla %30 ihtimalle bir buz novası fırlatıyor. Bu gerçekten olmazsa olmazımız. Buna 5 tane veriyoruz. 8 tane olduğuna bakmayın arkadaşlar. Item'larımdaki verdiği özelliklerden bu ilde 3 tane gelmiş arkadaşlar. Sonra geliyorsunuz geliştirilmiş buz novasına. Buz novası dondurduğu düşmanları öldürerek bekleme süresini kullanım başına 1 saniyeliğine azaltıyor. Bekleme süresi azaltması en fazla 4 saniye olabiliyor arkadaşlar. Artmıyor. En fazla 4 saniye. Sonra geliyorsunuz buradaki mistik buz ovasına arkadaşlar. Buz novası düşmanları 4 saniyeliğine savunmasız bırakıyor. Bu değer çok özür dilerim, patronlara karşı artarak 6 saniye oluyor. Buradaki şuraya okumak istiyorum. Evet arkadaşlar. Sonra geliyoruz. Çıt kırıldıma veriyoruz arkadaşlar. Bunlar olmazsa olmaz. Bunlara vereceğiz. %18 artılmış hasar veririz arkadaşlar. Ancak %9 daha fazla hasar alırsın.
bunu vermezsen, verirsen hasar mı daha önemli, hasar almak mı? Bence hasar vermek daha önemli burada. Sonra element uyumuna da 3 tane veriyoruz. Şanslı vuruş, kritik vuruşlar en fazla %15 ihtimalle savunma yeteneklerinin birinde bekleme süresini sıfırlıyor. 10 saniyede sadece bir kez gerçekleşebiliyor bu husus. Sonra geliyoruz arkadaşlar. Büyü yeteneklerine geliyorsunuz. Burada büyü yeteneklerinden herhangi bir skill'e vermiyoruz. Şu buradaki büyü yeteneklerinden. Element hizalaya, burada element hizalaya bir tane veriyoruz arkadaşlar. Buradaki korumaya geçmek için veriyoruz onu da. Bu seçkinlerden hasar almadığı her saniye başına seçkinlere karşı %3 hasar alma, hasar azaltma kazanıyoruz. Kazanılan hasar azaltma en fazla %40 olabiliyor. Bu bonus hasar aldıktan sonra 2 saniyeliğine boyunca varlığını koruyor arkadaşlar. Sonraki kademede 2 saniye başına hasar azaltma %6'ya geçiyor. Sonra geliyoruz. Bir saniye. Korumaya 3 tane veriyoruz. Bu olmazsa olmaz, buna da veriyoruz arkadaşlar. Bir bekleme süresi kullanarak 3 saniyeyle maksimum canın yüzde kadarına eşit arkadaşlar. Ya bariyer yapıyor böyle kendimize. Sonra geliyoruz aşağıya. Ustalık yeteneklerine geliyoruz. Bir saniye. İsabetli sihir. Olmazsa olmazımız, ona geçeyim tekrardan. Bizim build'imiz arkadaşlar şanslı vuruş üzerinden gittiği için bu build bizim önemli bir hususumuz. Yani en önemli build'imizi oluşturan etmenlerden arkadaşlar. Arkadaşlar bu kullandığımız build'lerde şanslı vuruş, savunmasız bırakma ve dondurma üzerine kurulu arkadaşlar. Arkadaşlar geldik ustalık yeteneklerine. Burada ustalık yeteneklerini herhangi birine vermiyoruz. Buz örtüsüne, buradaki buz örtüsüne bir tane veriyoruz. Bariyerin %8 arttırılmış süreye sahip olur arkadaşlar. Süre artışı %16 arkadaşlar. Bariyerler belirtilen bir miktara kadar tüm kaynaklardan gelen hasarı soğurtur arkadaşlar. Soğurtur ne ya? Soğurur. Sonra bu buz örtüsüne verdikten sonra buradaki anında dondurmaya geçebilmek için buz örtüsüne de veriyoruz bir anlamda. Buna 3 tane veriyoruz. Anında dondurma bir saniye. Charge complete. Arkadaşlar burada derin dondurma benim en sevdiğim build, onu da yazmışım. Zaten gördünüz. Burada anında dondurmanın hepsine veriyoruz. Sonra geliyoruz arkadaşlar. Burada iç alevlere veriyor muyuz? Vermiyoruz diye biliyorum ama. Şimdi geliyoruz burada ulti yeteneklerine arkadaşlar. Ulti yeteneklerde dediğimiz gibi arkadaşlar en sevdiğim bir ult benim derin dondurma demiştim zaten size. Derin dondurmalarda zor anlarda bizi kurtararak kurtaran bir ult arkadaşlar. Kullandığımızda stun, yani bizim savaşta stun yediğimizde kafamıza bir şey vurduklarında derin dondurmaya basıyoruz arkadaşlar. Derin dondurmaya 2 veriyoruz arkadaşlar. Derin dondurmanın oradaki üstün derin dondurma ve buradaki hususları 2 tane veriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi.
Bu derin dondurmadaki hususu da okuyayım arkadaşlar. Bekleme süresi 60 saniye. Kendinizi buzla sarıp 4 saniyeliğine kendini buza sarıp 4 saniyeliğine bağışıklık hale getirerek 1.79 1.79 hasar vererek düşmanları %14 soğutma ve uyguluyor arkadaşlar. Derin dondurma sona erdiğinde 4.318 ek hasar veriyor. Derin dondurma yeniden kullanmak için erkenden sonlandırıyor arkadaşlar. Derin dondurma sona erdiğinde etkinken dondurulduğu her düşman başına 6 saniyeyle temel canın %79'un %10 kadarına eşit bariyer kazanıyoruz. Derin dondurma sona erdiğinde de ulti olmayan bekleme süresi sıfırlanıyor arkadaşlar. Sonra geliyoruz. Vermiyoruz. Geliyoruz arkadaşlar. Aşağıda temel pasiflere geliyoruz. Burada temel pasiflerden hiçbirine vermiyoruz. Temel pas burada olmazsa olmaz çığ skilli olacak arkadaşlar. Bu gördüğünüz şanslı vuruş. Buz yeteneklerinin en fazla %10 ihtimalle bir sonraki buz parçaları donmuş küre veya kar fırtınasında kullanımının hiç mana harcamamasını ve %45 arttırılmış hasar vermesini sağlıyor. Bu ihtimal savunması düşmana karşı ikiye katlıyor arkadaşlar. Sadece bir tane temel pasif seçebiliyoruz burada. Savunması düşmanın %20 artılmış hasar alıyor arkadaşlar. Burada buna veriyoruz ve arkadaşlar skillimizi, buradaki ana skillimizi size göstermiş oluyorum arkadaşlar. Bunu verdikten sonra buradakileri inanılmaz bir skill'e ulaşıyorsunuz. Gördüğünüz gibi çatır çatır adamları, NPC'leri alıyoruz. Yani benim yapabileceğim bu. Başka önerebileceğim skill boyutları olursa sizlere çekeceğim arkadaşlar. Diablo benim çoktandır edindiğim bir oyun ama Diablo'yu çok oynayamıyorum. Bilmiyorum kanalda ister misiniz bilmiyorum ama oynayamadığım bir oyun. İsterseniz sizlere bu içeriği de üretirim. Çok teşekkür ederim. Bu dakikaya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Bay bay.